Gençler selamlar. Matka'dan döndük. Bir üstümüze başımıza çeki düzen verdik. Belgrad'a saat 10'da trenimiz vardı. Şimdi tren istasyonuna doğru gidiyoruz. Yaklaşık bir 45 dakikamız falan var. Trenin gelip kalkmasına eğer bir aksilik olmazsa. Onun dışında her şey güzel. 3. ülke, 5. şehirle yolumuza devam edeceğiz. Balkan Real'ın 5. gününde. 5. şehir değil mi? Tiran. Struga, Ohrid. Struga'ya da say canım. Niye sayayım canım? Gününün karanlığı yolun ortasında indik. Tamam. Aa, ben sayarım. Struga'nın bende önemli bir yeri var. Ya kokladım yani. Orada Mercedes'e bindim ben. Belgrad zaten Ecem'in beklediği bir şey. Tek beklediği şey Balkan Real'di. Yani ben aradığını bulamayacağını düşünüyorum. Çünkü orası da Balkan şehirlerinden farklı değil. Belki gece yaşamı biraz daha renkli. Aynen. Bilet aldığımız yer vardı ya. Onun yanından yukarı doğru peronlara çıkıyoruz. Zaten şimdi ekranlarda da göreceğiz. Nereden bineceğiz, nasıl yapacağız. Gençler şimdi geçen gün bilet aldığımız yere geldik. Buradaki ekranda gördüğünüz gibi ilk sırada Beograd yazıyor. Burada şu kısımda bineceğimiz peronların numarası var. Burada da gideceğimiz sefer sayısı, duraklar vesaire yazıyor. 22:19. Şu an saat 21:40. 3. platform. 3. peron. Platform mu? Diğer ismi platform. Buradan bineceğiz işte. İstanbul. Geldik istasyona. Bayağı yeni tren yalnız baksana. Var inşallah böyle ikili ikilidir de rahat ederiz ya. Yoksa eski tren gelirse kötü. 7 saat bayağı bir zorluk çekeceğiz. Çünkü duyduğumuza göre yataklı değil yani tren. Şimdi trene bindik. Tren daha önceki bindiğim trenler gibi değil. Daha lüks, daha yeni. Şöyle göstereyim. Tekli koltuklar, çiftli koltuklar vesaire var. Böyle bayağı koltuk araları da bu şekilde geniş. Dediğim gibi 6:30-7, belki 7:30 o saatlerde Belgrad'a varmış olacağız. Şu an için fazla bir yolcu yok yani burada. Bagajlarımızı şöyle yukarı bıraktık. Bir büyük backpacker çanta var, bir de küçük bir çanta var, Converse. Diğerlerini de şöyle karşımıza koyduk. Bunlar belki farklı duraklarda farklı insanlar falan gelebilir. Ona göre durumu değiştireceğiz. Genel olarak ama pis buldu. İşte pismiş. Tren pismiş. O yüzden pis ve eskiymiş. O yüzden buradan Üsküp Belediyesi'ne sesleniyoruz. Belediye çalışmıyor. Hareket etti şimdi. Belediye bize bakmıyor. Hareket eder gibi oldu en azından. Biz zaten bayağı yorgunuz bugün. Matka Kanyonu'na gittik. Bir önceki videoda ya da bu videoda gördüğünüz gibi. O yüzden yatıp uyuyacağız. 7 saat zaten yolculuk. Bence kendimize geliriz. Ara ara belki yine tren içinde videolar alırım. Eğer almazsam da yarın inşallah Belgrad'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Belgrad'dayız. Nasıl bir yolculuk? Zor ve soğuk bir yolculuk.
şimdi o Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası gelmeden önce gerçekten o doğru yani. O gelmeden önce bizi vuruyor. İlk bizi vurdu. Şimdi size gelecek. Az sonra size gelecek. Yani tren aynen. Otobüse göre biraz daha uzun sürüyor ama otobüsün de şöyle bir dezavantajı var. Sınır kontrolü çok fazla yapılıyor. Yani trende bu çok kapsamlı yapılmıyor. O yüzden öyle bir rahatlığınız var. Gençler selam. Şimdi bir sonraki yolculuğumuzu planladık. Yarın gece Neustadt'a geçeceğiz. Hemen indiğimiz peronun arka tarafı tren istasyonu. Buradan biletinizi alabilirsiniz kolayca. Biz Neustadt'a geçmek için, yani Belgrad'dan Neustadt'a geçmek için 790 Sırp dinarı ödedik. Bu şekilde geçiliyor. Farklı farklı saat dilimleri var. İşte 9, 9.30, 9.50, 18.20 falan gibi. Siz kendinize göre uygunu alabilirsiniz. Şimdi hostele geçeceğiz. Hostelde görüşürüz. Eyvallah. Gençler selam. Arkada görmüş olduğunuz yer. Hop. Bizim hostelimiz. Hostele geldik. Eşyaları bıraktık. Şimdi bir kahvaltı yapacağız. 11 saat falan sürdü. Hani normalde dediğim gibi 7-7.5 saat falan sürüyordu. Fakat aşırı derecede durak var. Çok bekliyor ve aynen sürekli bir yavaş gidişat var yani. Totalde ortalama 55-60 km hızla, belki daha az, o şekilde gitmiştir araç, yani tren. O yüzden biraz geçindik. De zaten burası şu an çok sıcak. O yüzden güneşin dönmesini bekleyeceğiz. Saat şu an 11 civarı. Dün gece trende çok soğuktu, aşırı soğuktu. O yüzden biraz böyle bir gribal veya soğuk algınlığı tarzı bir şeyim var. Sende bir şey yok. Çünkü ben ısıttığım için sıkıntı yok. Evet. Sen mi? Neyse. İşte işletme sahibi, hostelin işletme sahibi izin verdi. Çantayı bıraktık. O şekilde devam ediyoruz. Kahvaltı yaptıktan sonra herhalde kaleyle birlikte başlarız. Tabi önce hostele dönmemiz lazım. Odamızı yerleştirelim. Sonra da şehri gezmeye başlayacağız. Belgrad 3. ülke, 5. şehir olarak 5. günümüzde turumuzdaki sırasını alıyor. Değil mi? Gençler şimdi Redbread'deyiz. Burada farklı toz çeşitleri var. Hoşumuza gitti. Bunlardan istemek istedik. Ocean istedik. Bunun içinde ton balığı var. Ton balıklı tost. Hem peynir var hem de sezon sebzeleri var. Ayrıyeten bir de Bella Italia istedik. Bunun içinde mozzarella peynirli bir tost. Karışık tavuk parçaları falan var. Fiyatları da var. Fiyatları da eğer küçük isterseniz 330 dinar. Mesela Bella Italia için. Ocean için ise 260 dinar oluyor. Bir de burada sıkılmış doğal meyve suları var. Ecem Sweet Dreams istedi. Ben ise multivitamin istedim. Eğer küçük alırsanız 320 dinar. Orta boy 450. En büyüğü de 850. Biz küçük boy istedik. Bu şekilde bir fiyat listesi var. Eğer kahvaltı için bir yere gelmek istiyorsanız Redbread'e gelin. Gençler selamlar. Şimdi kahvaltı yaptıktan sonra gittik bir üstümüze başımıza. Çekidüzen. Aynen, çekidüzen verdik. Şimdi de Kale Meydan'a geldik. Yani Belgrad Kalesi'ne. Buraya gezeceğiz. Bakalım neler var, neler yok. Gençler burası Wedding Gate'miş. Yani 1800 yıllarda, 18. yüzyılın ilk yarısında yapılıyor. Wedding ismi ise Bulgaristan'da bir cadde ismi. Oradan almış ismini. Burada aynı zamanda Bulgar ve Sırp çocuklar tarafından, daha doğrusu gençler tarafından yapılmış olan bir çeşme de varmış. Burası bayağı büyük. Bakalım hepsini gezmeye çalışacağız.
Arkadaşlar bu göstermiş olduğum yer Svata Petke ibadethanesi. O zamanki krallık dönemine ait. Hay. Gençler, buradan Sava Nehri'nin güzel bir görüntüsü görülüyor. Zaten kalede Sava ve Tuna nehirlerinin kesiştiği noktaya yapılmış, konuşlandırılmış. Burası zindan kapısı. Yani daha doğrusu zindan gate diye geçiyor da zindan kapısıdır diye düşündük. Şu tarafta Kale Meydan restoran var. Bu şekilde bir ortam. Gençler şimdi size o bahsettiğim Tuna ile Sava'nın buluştuğu yere gösteriyorum. Şimdi şu kısımdan şöyle Sava Nehri geliyor. Bu şekilde. Şu karşıdan ve şuradan işte Tuna Nehri geliyor. Kesişme noktaları şu kısım ve şu kısım. Kale ise tam olarak burada konuşlanmış durumda. Bayağı bir güzel bir yerdi. Ve şu an şansımıza hem sıcak hem de çok güzel rüzgar esiyor. O yüzden pek de bir hissetmiyoruz yani zorluğu. Değil mi? Sakin, çok sıcak. Evet. Öyle işte. Devam ediyoruz kaleyi gezmeye. Gençler Kale Meydan anıtının altında bulunan kapıdan çıktıktan sonra burada 2. Dünya Savaşı'ndan kalma toplar ve araçlar var, tanklar vesaire. Sol tarafına doğru da yine burada roket atarlar, toplar vesaire, yani sağ taraftakilerin hemen hemen aynaları bulunuyor burada. Gençler o dediğim çıkışın hemen arkasında bu araçların, top araçlarının vesaire olduğu yerin karşısında yer alıyor. İşkence müzesi var. Giriş 250 dinar, yani 8-9 lira. Aynen, öğrenciye 250 dinar, 8-9 lira falan denk geliyor. Biz girmek istemedik. Eğer siz girmek isterseniz bilginiz olsun. Böyle bir hizmet veriyorlar. Normalde kale ücretsiz ama içerideki kısım ücretli. Melih Gökçek abimiz buraya da el atmış. Harika bir değerlendirme olmuş, evet. Boş yerleri dinozorla doldurmuşlar bildiğin. Tebrik ediyoruz. Güzel bir atlayış. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Kalenin birden çok çıkışı var. Yani tam olarak bilmiyorum ama 7'den fazla olduğu söyleniyor. Bunlardan biri İstanbul Kapısı. İstanbul Kapısı denilmesinin ismi ise şuradan geliyor. Bir zamanlar tabi buraların her yerde olduğu gibi burası da Osmanlı Devleti'nin de 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman buraya fethetmişti. Bundan dolayı bir kapının ismi İstanbul Kapısı oldu ve İstanbul'a bakan kapı İstanbul Kapısı. Bu şekilde bir küçük bilgi verelim. Şu an kaleden çıktık. Aşağıya Belgrad'a, Özgürlük Meydanı'na doğru iniyoruz. Kaleden aşağı doğru indiğinizde Nezmi Halinova Caddesi'ne iniyorsunuz. Bu cadde aynı İstanbul'un Taksim'i gibi Sırbistan'ın, daha doğrusu Belgrad'ın en işlek caddesi. Sağlı sollu restoranlar ve alışveriş merkezlerinden oluşuyor. Böyle çok lüks markalar vesaire var. Biz de bu şekilde turluyoruz. Değil mi? Turluyor muyuz? Bu caddenin bitiminde, yani Mihalinova Caddesi'nin bitiminde ise Özgürlük Meydanı var. Belgrad'ın Özgürlük Meydanı. Oraya doğru geçeceğiz. Şimdi Kinez Caddesi'nden çıktık. Burası Freedom Square, Özgürlük Meydanı. Arkamda görmüş olduğunuz heykel kral, daha doğrusu kral değil, Prens Mihailo'ya ait. 1882 yılında dikilmiş burası. Bu heykel ve heykelde prens güneye doğru bakıyor ve ileriye doğru işaret ediyor. Böyle bir simge. Özgürlüğü ifade ediyor. Şu hemen yan tarafta, yani heykelin karşısında bulunan kısım ise Ulusal Tiyatro. Aynı zamanda burası da
otobüslerin geçtiği ana hat yolu üzerinde. Buradan her yere otobüs geçiyor söylenilene göre. Burası Sırbistan'ın Skadarlika, daha doğrusu Skadarlia bölgesi. Bu bölge diğer Sırbistan sokaklarından farklı. Bir bohem havası üzerine sağlı sollu restoranlar var. Şarap ve et yemekleri üzerine bu restoranlar. Biraz kalbur üstü olduğunu duyduk, bilmiyoruz. Biz de buradan bir yerde bir şeyler içeceğiz. Nereye tercih edeceğimizi şu an karar veremedik. Ama sokak bu şekilde yani. Normalde Sırbistan'la ilgili blog yazılarında falan buraya sıkça duymuşsunuzdur muhakkak. İşte Sesir Mor, Üç Şapka, İki Güvercin falan gibi mekanlar var. Bunlar en tutulanları. Aynen. Biz de Zlatibukhala gideceğiz. O da içlerinden ünlü olanlarından biri. Gençler, şimdi Zlatibukhala geldik. Zlatibukhal. Buranın Helen adı verilen bir bira markası var. Onu içeceğiz. Fiyatını göstermek istedim. 220 Sırp dinarı. Yani yaklaşık 6-7 liraya denk geliyor. 50'li. Yani bizim ülkede düşünüşte böyle bir yere gelip 50'lik bira içseniz 13-14 lira. Normale göre baya baya ucuz. Yani sizin de bilginiz olsun. Helen adı verilen birayı istedik. Ve yanında işte buranın, bu restoranın kendine özgü sinek tabağını istedik. Pastırma, peynir, çeşnili sos, plaki. Burada işte bir çeşit hamur işi ve burada da bir börek var. Bu şekilde bir bira tabağı getirdiler. Bunu şimdi yiyeceğiz. Bunun fiyatı ne kadardı? 600 dinar kadar, 600 Sırp dinarı kadar. Yani yaklaşık 20 liraya falan denk geliyor burası. Bu şekilde. Siz de gelirseniz böyle bir şey deneyebilirsiniz.